Gel öne gel. Başlayalım, hazır mıyız? Peki. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde daha önce gündeme getirilmemiş, var olup ama gözükmeyen kesimlerle toplantılar yapıyoruz. Bugün de basın toplantımızın konusu evde temizliğe giden kadın arkadaşlarımız. Yaklaşık sayıları 1 milyon. Maalesef Türkiye bugünlerde bir kanalizasyon patlamış gibi her tarafa kokular yayılıyor. Adeta ülkeyi yönetenler mafya ağzıyla konuşuyor. Ülkeyi yönetenler muhalefet liderlerini tehdit ediyor. Başına daha neler gelecek diye tehdit ediyor. Bir mafya dili egemen olmuş. Bir tarafta İçişleri Bakanı, diğer tarafta eski başbakanla ilgili çok çeşitli iddialar var. Buna cevap vermek yerine Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener'i tehdit ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu tehdit ediyor. Ama kendiyle ilgili iddialar hakkında tıt çıkarmıyor. Bir AKP sözcüsü diyor ki bizi ilgilendirmez diyor. Ya utanmadan televizyonların karşısına çıkmış, yüzün kızarmadan konuşuyorsun. Senin döneminde mitingler yapıldı. Senin döneminde çakarlar verildi. Senin döneminde koruma verildi. Daha dün sahip çıktığın ortağın cezaevinde ziyaret etti. Alaaddin Çakıcı ilk bu ülkede kim af getirdi, özel af getirdi? Bir mafya ağzı hakim durumda, bir mafya ağzı maalesef Türkiye'yi yönetiyor. İçişleri Bakanı diyor ki, bir siyasetçi 10 bin dolar maaş alıyor diyor. Hangi milletvekili çık açıkla? AKP sözcüsü diyor ki savcılığa versin. E senin İçişleri Bakanlığı versin. İçişleri Bakanı açıklasın kime 10 bin dolar veriliyorsa. Siyaset kurumu, özellikle ülkeyi yönetenler adeta mafya olmuş, çet olmuş durumda ülkeyi yönetiyorlar. Ülkenin onlarca sorunu var. İşsizliği var, yoksulluğu var. Maalesef ülke bir kanalizasyon patlamış gibi her tarafa pis kokular yayılıyor. Değerli arkadaşlar, her grup toplantısında diyor ki biz şu kadar yardım yaptık, bu kadar yardım yaptık. Son grup toplantısında 661 milyar yardım yaptığını söylüyor. Bu 661 milyar nereye yardım yapıldı? Kimse bilmiyor. 661 milyarı alıp da rahatlayan bir tane kesim yok. Madem bu kadar kaynak aktardın, hala ev işçilerine kaç kuruş verdin? Şimdi hep beraber bunun cevabını arayacağız. Değerli arkadaşlar, neredeyse 15 aydır aç kapa yapan esnafımız düştüğü bataktan nasıl çıkacak diye düşünüyor. Şimdi müjde diye verdiğin 3 ve 5 bin TL ile esnaf ne yapacak? Kirasını mı ödeyecek? Bağkur primini mi ödeyecek? Vergisini mi ödeyecek? Ne yapacak? Şaşırmış durumda. Adı sanı bilinmeyen 20'ye yakın vergi esnaf ödemeye devam ediyor. Yatırıma sigorta primini karşılayamıyor. İnsanların ekmek teknesi kapanmış, her taraf icra dosyalarıyla dolu. Geriye kalan 14 ay, bakın 14 aya esnaflara bir sefere mahsus 3000 ve 5000 TL para veriyor. Bunu da büyük bir lütufmuş gibi sunuyor. Dünya ülkeleri arasında kendi esnafına en az yardım yapan ülke konumundayız. Esnafla dalga geçiliyor. Diğer taraftan işçi emekçiyle dalga geçiliyor. Çiftçiyle dalga geçiliyor. Geçinemediği için yaşamına son veren insanları geride bıraktıkları evlatlar ve eşlerle dalga geçiliyor. Ailelerle dalga geçiliyor. Tarlada kalan, ürünü çöpek döken, traktörünü haciz gelen çiftçiyle dalga geçiyorsun. Sor bakalım bu insanlar sana haklarını helal ediyor mu? Biz hükümet olarak sizi aç bıraktık, borca soktuk, iflasınıza neden olduk. Al şu 3-5 TL'yi helalleşim diyorsun. Herhalde helali sadece son 4 ayda içeride dışarıda 67,5 milyar TL ödeme yaptığın faiz lobileri ya da 10,3 milyar TL para aktardığın beşli çeteden istiyorsun. Daha 2 gün önce Antalya'da 24 yaşında işsiz bir gencimiz iki elim yakanızda Recep Tayyip Erdoğan notu ile intihar etti. Geçinemediği için yaşamına son veren kokoreççi ailesine, İzmir'de kapalı olan kahvehanesine de intihar eden
kahve esnafının ailesine sor bakalım bir, sana hakkını helal ediyor mu? Sadece bu yılın ilk 4 ayında 36 bin esnaf kepenk kapattı. En az 60 esnaf hayatına son verdi. Geçen yılın aynı döneminden bugüne kadar geniş tanımlı işsiz sayısı 2,5 milyon artmış. İşsiz sayımız tarihimizde rekor kırıyor, 10 milyon aşmış. Bu ülkede yoksulluk sıfırladık demelerine rağmen 20 milyon yoksulumuz sosyal yardımlarla muhtaç hale gelmiş, yaşamını sosyal yardımlardan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 3 milyon 276 bin çocuğumuzun evinde maaş alan çalışan bir tek kimse yok. Yüksek faiz durumunda dünya ülkeleri arasında 7 ülke arasındayız. Yılın son 3 ayında 500 bin kişi daha bankalara borçlandı. 34 milyon 500 bin kişi 899 milyar liralık kredi borcuyla baş başa kaldı. 3 milyon 800 binden fazla abone elektrik faturasını ödeyemediği için karanlıkta kaldı. Elektrikleri kesildi. Sen hala millete kaynak aktarmadan halkın derdine derman olmayan reformlardan bahsediyorsun. TÜİK'in adrese teslim hayali verilerden söz ede dur. Ülkenin asıl gerçeği bizim insanlarımızın işsizliği, açlığın pençesinde her gün verdikleri hayatta kalma mücadelesi. Yurt dışından gelecek 3-5 dolar için kendi insanımızın işi, aşı, geleceği yok sayılıyor. AKP iktidarı esnafın, işçinin, çiftçinin cenaze namazını kıldı. Halk arasında bir söz vardır. Ölü aşı neylesin? Kabir taşı neylesin? Esnafı yardan ittirdin. Cenazesinde helallik istiyorsun. Millet perişan edip ölüme neden olduktan sonra verdiğin 3-5 TL ile ancak canına kıyan esnafın, işçinin, işsizin, çiftçinin mezar taşını dikmeye yarar. Kefen içinde yine borçlanması gerekir. Maalesef durum budur değerli arkadaşlar. Türkiye'de var olup ama olmayan bir kesim var. Zaman zaman onlarla burada buluşuyoruz. Kuryeler var. Sokaktan geçimini sağlayan insanlar var. Simitçisi var, çaycısı var, pazarcısı var. Bugün 1 milyon sayıları 1 milyonu bulan gündelikçi ya da aylıkçı olarak evlerde çalışan, gün kazanıp gün geçinen, bir gün işe gitmezse ertesi gün açlıkla karşı karşıya kalan, ev temizliği işleri yapan, hasta ve yaşlı bakımını üstlenen, çamaşır yıkayıp ütü yapan, kısacası ev içi hizmetin her noktasında yer alan, toz bezi değil ev işçisiyiz diyen ev emekçileriyle birlikteyiz. Her gün evimizi, çocuğumuzu, hastamızı emanet ettiğimiz kadın işçileri gönülde varlar ama yasal olarak hiçbir şekilde yoklar. Bakın yaşamımızda her birimizin evinde kadınlar var ama kayıt dışılar, varlar ama yoklar. O kesimle birlikteyiz. Bu ülkenin kanunlarında gündelik ev işine giden kadın işçilerin adı yok. Kadın işçilerin adı yok. Yaklaşık 1 milyon gündelik işlere giden kadın işçi varken bu işçilerimizin sadece ve sadece 65 bini kayıtlı. Sadece 65 bini kayıtlı. Bu işçilerimizin neredeyse %99'un hiçbir güvencesi yok. Sigortasız, yani güvencesi olmadan çalışan ev işçilerinin sağlık, emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarından yararlanamıyor. Asla emekli olamıyorlar. Emeklilik hayali bile kuramıyor bu işçiler. Ölünceye kadar çalışmak zorundalar. Yaşamak için ölünceye kadar temizliğe gitmek zorunda bu işçiler. Ev işçilerinin ev hizmetlerinde yaşadıkları iş kazanan çoğu çözümsüz kalmakta, kayda geçmemekte. Kayıt dışı çalışmanın etkisiyle yaşanan iş kazaları istatistiklere girmemekte. Resmi olmayan verilere göre son ev içi hizmetlerinde son 5 yılda 5000'den fazla iş kazası yaşanmış. Yine resmi olmayan verilere göre 100'den fazla ev işçisi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. Ev içi hizmetlerde işverenler tarafından alınmayan önlemlere bağlı olarak işçileri birçok meslek hastalığına maruz kalmaktadır.
menisküs, bel ve boyun fıtığı, astım, kas yırtılmaları, strese bağlı hastalıklar, ev işçilerin karşılaştığı başlıca meslek hastalıklarıdır. İşçilerin neredeyse tamamına yakını birkaç yıldan sonra bu saydığım hastalıklara yakalanmaktadır. Kayıt dışı çalışmanın etkisiyle ev işçilerinin meslek yakalandıkları meslek hastalıkları da çözümsüz kalmaktadır. Ev işçilerinin önemli bir bölümü günlük yevmiye usulüyle çalışmaktadır. İşverenler ev işçilerini işe çağırdıkları sürece iş vardır. Bir başka de işçiler ev işçileri işe gitmedikleri sürece herhangi bir gelir elde edememektedir. Ev işçileri gün kazanıp gün yemektedir. O gün işe giderse evine ekmek götürmekte, işe gidemezse aç kalmaktadır. Maalesef ev işçileri iş yerlerinde yaşadığı diye bir başlıca sorun ise maruz kaldıkları cinsel ve fiziksel şiddet, mobbing uygulanmalarıdır. Sendikaların verdiği bilgiye göre Türkiye'de ev hizmetlerine giden her 10 kadın işçinin 3'ü cinsel ve fiziksel şiddete ve iş yerinde mobbinge uğramaktadır. Pandemi döneminde tüm Türkiye'de evde kal çağrısı yapıldı. Sokağa çıkma yasakları getirildi. Evde kalan işçilerle ilgili bir tek tedbir alınmadı. Açlığa ve yoksulluğa terk edildi. Devlet gündelik işe giden ev emekçilerine evde kalın dendi. Ama ne kirası ödendi, ne faturası ödendi, ne de ne yiyeceğiyle ilgili bir tedbir alınamadı. Kayıt dışı çalışan ev temizlik işçileri ne kısa çalışma ödeneğinden yararlanabildi, ne de işsizlik ödeneğine başvurabildi. Bu ülkede mutlak yoksulluğu sıfırladık deyip bakanlıktan ayrıldıktan sonra 39 bin TL maaş alan Kardemir yönetimine giren ve Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gibi insanlar varken hiçbir güvencesi olmadan asgari ücretin altında aylıkla ev geçindirmeye çalışan kadına işçilerimizle ilgili hükümet ne yaptı? Bir örnek vermek açısından söyleyelim. Sadece bakanlık, sadece eski Çalışma Bakanı değil, AKP maalesef Türkiye kendi babasının çiftliği gibi yönetiyor. Bir örnek size, ismi Zeynep Müjde Sakar, AKP Genel Sekreter Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Üyeliğinde çalışıyor. Şimdi de çiftçi açken, çiftçi ekmeğe muhtaçken, çiftçinin örgütü olan Tarım Kredi Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Buradan söylüyorum, kim devletten bu insanlar açken, kim devletten 2 maaş, 3 maaş, 5 maaş alıyorsa bu insanların hakları onların gözlerine, dizlerine dursun, onlara zehir zıkkım olsun, haram olsun onlara o maaşlar. Değerli arkadaşlar, Nisan ayının sadece ilk 4 ayında örtülü ödenekten 781 milyon TL harcayan devlet, hiçbir güvencesi olmayan 1 milyon ev kadına 1 TL bile vermemiştir. Ev İşçileri Sendikası'nın verilerine göre ev işçilerinin %56'sı bu dönemde işten çıkarılmış. Her 10 ev işçisinin 6'sı işten çıkarılmış. Ev işçilerinin %91'i bu dönemde gelir kaybına uğramış. Ev işçilerinin %90'ı hanesinde kendi sahacında işsiz kalan farklı kişiler olduğunu söylemiş. Ev işçilerinin %70'i her kadınımızın 10 kadınımızın 7'si ev kirasını ödeyemediğini söylemiş. %86'sı neredeyse tamamına yakını kredi kartını ödeyememiş. Pandemi döneminde gelirsiz ve devlet desteğinden maruz kalan ev işçilerinin %43'ünün evine haciz gelmiş, haciz. Bu insanlar devleti haciz memuru olarak tanımışlar. Maalesef devletin hiçbir desteği olmamış. Zaten güvencesiz ve düşük ücretle hayatta kalma mücadelesi veren ev işçileri pandemi döneminde iyice yokluğa, sefalete mahkum edilmiş durumda. Şimdi değerli arkadaşlar, ev işçileri insan onuruna yakışan bir iş istiyor. Ev işçileri insanca geçinebilecek bir ücret istiyor. Ev işçileri sigortasız ve kayıt dışı çalışmaya maruz kalmak istemiyor. Ev işçileri iş yerlerinde iş cinayetlerine kurban gitmek istemiyor. Ev işçileri mobbinge, tacize uğramak istemiyor. Kısaca ev işçileri insan onuruna yaraşır bir iş
ve insanca geçinebilecek bir ücret hakkı talep ediyor. Peki bugüne kadar siyasi iktidar 1 milyon kadın ev işçilerinin hakları için herhangi bir adım attı mı? Hayır. Bugün burada bir kez daha sesleniyoruz. Hem ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz, bu insanlarımızın hakkını teslim et. Hem de evlerinde kadınlarımızı çalıştıran insanlara sesleniyoruz. Bu insanlar da sizin bizim gibi saygıyı hak eden insanlar. Onlara saygı göstermek hepimizin boynunun borcu. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında değerli arkadaşlar, ev işçilerinin, burada söz veriyoruz, ev işçilerinin güvencesiz ve kayıt dışı istihdamına, ucuz ücretlerle uzun süre çalışmalarına, yasal güvenceden yoksun olmalarına son vereceğiz. Ev işçilerimizle ilgili yasal düzenlemeleri yaparak ev işçilerini iş kanunu kapsamına alacağız. Ev hizmetlerinde çalışanların çalışma koşullarını düzenleyen ayrı bir yönetmelikle tüzük çıkaracağız. Ev işçilerini meslek standarda kavuşturacağız. Sürekli ya da kısmı süreli çalışmasına bakılmaksızın bütün ev işçileri 5510 sayılı kanunda sigortalı sayılanlar içinde yer almasını sağlayacağız. Ev işçilerinin örgütlenmelerinin önündeki her türlü engeli kaldıracağız. İş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için ev işyerlerinde önleyici tedbirleri zorunlu tutacak, iş sağlığı ve güvenliği risklerini düzenlemek amacıyla iş sağlığı ve güvenlik kanunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, biraz önce söyledim, var olan, her evde olan Türkiye'nin önemli bir meslek grubunu oluşturan ama yasal olarak yok olmayan kadınlarımız kendi dertlerini anlatmalarını isteyeceğiz bugün buradan. Öncelikle ben isimleri okuyarak buraya davet edeceğim. Önce Sayın Hatun Gülkoç'u buraya çağırmak istiyorum. Buyurun. Yani heyecanlandım, kusura bakmayın. Şey olmaz, eşim işsiz. Pandemiden dolayı. Maske çıkar diyor. Maskeyi mi? Tamam. Eşim işsiz pandemiden dolayı. Garson, gelirimiz yok. Temizliğe de gidemiyoruz. İş olmadığı için. Konuşamadım ya. Konuşamaz, yok söyle. İş, aş istiyoruz. Peki, peki, teşekkür ederim. Şimdi bir arkadaşımız var burada. Her kesimde insan var. Üniversite mezunu olanlar var, lise mezunu olanlar var. Şimdi Hazal'ı çağırmak istiyorum. Hazal üniversite mezunu bir kardeşimiz. Hazal gel. Maskemi çıkarmasam, bebeğim var da. Şöyle, üniversite mezunuyum. Bir yaşında bir çocuğum var. Allah şunu şeye tuttu sesini. Bir üniversite mezunuyum, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden. Bir yaşında bir çocuğum var ve eşim şu anda işsiz. Kendim de zaten işsiz olduğum için hani buradayım. Hani doğru düzgün bir maaş alamıyoruz. Eve ekmek getirmekte zaten zorlanıyor eşim. Hani doğru düzgün bir iş olmadığı için. Yani bu işi tercih ediyorum. Gocunmuyorum hiçbir şekilde. Sadece hani belirli bir hani sigortalı bir işi tercihim istiyorum hani. Yani bir sigortasız iş olmuyor yani. Bir hastaneye gittiğin zaman da aynı zamanda çocuğum hasta olduğu için çocuğumu parayla baktırmak zorunda kalıyorum. Hani sigortalı iş temennim zaten. Teşekkür ederiz. Şimdi Sazal'a teşekkür ediyoruz. Pınar Kaya. Benim eşim engelli, %92 engeli var ve ben hiçbir yerden yardım alamıyorum. Ben temizlik işçisiyim, toz bezi değilim ben. Ben eşim emekli maaşı bile başvurusunu yapıyor ama ona bile kabul edilmiyor. Neden biz bu ülkede yaşıyoruz? Neden yardım alamıyorum ben? Ben iş istiyorum, ben aş istiyorum, başka da hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ederiz Pınar'a. Songül Doğanlı. Ben ev hanımıyım. Ev işine gitmekten astım hastası oldu. Sigortamız yok. Binlerce arkadaşın olduğu gibi doğudan gelen var, üniversite mezunu olanlar var. Evlerine ekmek getiremeyenler var. Ama nedense hiçbir şekilde ne güvencemiz var, ne yardım alabiliyoruz, hiçbir destek alamıyoruz.
Doğudan gelen arkadaşımızın şu an gecekonduda oturuyor. Kiracı eşi çalışmıyor. İnşaatlara gidiyordu. İnşaatlara da almıyorlar artık. Kapıcı dairesinde oturan arkadaşlarımız var. Onlar da aynı sıkıntıda. Yani biz ne yapalım? Çatıya mı çıkalım? Kendimizi aşağıya atabilmek için. Yaşamak için başka ne yapmamız lazım onu bilmiyorum. Hiçbir desteğimiz yok. Benim eşim askeri ücretle çalışıyor. İki tane çocuğum var. İkisi de tedavi görüyor ama ben yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir söylerseniz eğer, biz de o konuda yardım istiyoruz herkesten. İş istiyorum. Kendime de eşime de. Düzenli yaşayabilmek için, kendimi çocuklarıma ifade edebilmem için iş sahibi olmam gerekiyor. Ev işçisi de olsam emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bütün arkadaşlarımızın hepsi de aynısını düşünüyordur yani. Farklı bir düşüncemiz yok bizim başka. Teşekkür ederiz. Çiğdem Akkaya. Ben Çiğdem Akkaya. Aslında söylenecek çok şey var ama sadece kestirmeden söyleyeyim. Biz villada değiliz. Bunların saklanmasına ihtiyaç duyulmaması lazım. Bunlar olmadan da silinebilir. Tamam, biz sileriz, toz bezi de oluruz. Önemli değil. Ama emeğimizin karşılığının verilmesini istiyoruz. Biz insan olarak sigortalı bir şekilde hayatta temizlik yaptık, tamam yapıyoruz da, yaparım da. Çünkü alnımın akıyla, alnımın teriyle yapıyorum. En azından bunu kanıtlasınlar. Bana bir sosyal güvence versinler. Evet bu Çiğdem burada çalıştı, sigortası var diyebilsinler. Biz de Türkiye'de olarak yaşıyorsak, Türk vatandaşı olarak, temizlik işçisi olarak burada olduğumuzu bilelim. Yani herkes bilsin. Temizlik işçisi olabilirim, beni aşağılamasınlar. Ben villada yapıyorum. Villadasız da bunu silerim. Bu tamam. Saklasınlar. Önemli değil. Bana ama alnımın teriyle kazandığım paranın karşılığını versinler. Ben sigortam olsun istiyorum. İki çocuğumu annesiz bırakmak istemiyorum. Bu binalar gibi yüksek binalarda ben temizlik yapıyorum. Düştüğü zaman ne diyecekler? Bana çay içmeye geldi. Sigara içerken düştü mü diyecekler. Hiçbir şekilde ben oraya temizliğe gittiğimi açıklayamam. Bana bir sigorta vermezler. Bana maaş vermezler. Yok. Yani olsa da, ya ne bileyim, ben sadece iki defa ofise gittim. O zaman ofisle, firmayla gittim, temizlik firmasıyla. 200 liraya anlaşıldı, bana 100 lira verildi, 100 lira da temizlik firmasına verildi. Bir günlük sigorta yapıldı. Ama ev temizliğinde yok bu. Ofis işlerine gidiyorsanız var bu. Ev temizliğine gittiğiniz zaman aşağılanıyorsunuz. Cinsel tacizi falan uğramadım şükür. Ama sözlü tacizler bana yetiyor, aşağılamalar bana yetiyor. Benim 8 yaşında kızımla gittim ben ev temizliğine. Benim kızım dedi ki, anne bezle niye siliyorsun yeri dedi. Televizyonun arkasında villada var dedi. Onunla niye silmiyorsun dedi. Bu ne kadar küçük düdüğü bir şey. Benim çocuğum bana bunu dedi. Annem dedim, bu bize yasak. Elimizle dip köşe almamız gerekiyor. Bunu yapan da, çok özür dilerim, sonradan görmeler. Bizim var olduğumuzu, bizim insan olduğumuzu anlamaları gerekiyor. Ben sadece temizliğe gittiğimde insan olduğumu, varlığımın olmasını istiyorum. Ben sigortamı istiyorum. Her insan gibi biz de emekçiyiz, biz de kadınız, biz de anneyiz. Sadece benim burada olduğumu bilmelerini istiyorum ben. Söylenecek bir şey var herhalde yukarı. Evet, şimdi Perihan Hanım'ı çağırıyoruz. Perihan Hanım burada mı? Peki. Fidan Hanım, Fidan Hanım var mı? Gel. Maskeyi çıkarsınız. Biz kadınlar, biz hakkımızı istiyoruz. Biz itilip kakılmak istemiyoruz. Erkekler tarafında ezilmek istemiyoruz. Biz ev işine giderken sonuçta gittiğimiz yerde de kadın yaşıyor. Biz de kadınız. Biz onlar tarafında tacize uğramak istemiyoruz. Kendi emeğimizi istiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Sigortasız çalışıyoruz. Benim 3 çocuğum var. Eşim çalışmıyor. 1,5 senedir işsiz. Evim kira. Geçimimi ev temizliğiyle, çöp toplayarak, plastik satarak yapıyor. Ben de yaşamak istiyorum. Ben de hakkımı istiyorum. Sonuçta ben de kadınım. Ben de yaşamak istiyorum. Güzel yerlerde oturmayı ben de istiyorum. Ama biz
temizliğe gittiğimiz zaman yeri geldi ki bize yemek bile vermiyorlar. Bir çayı, bir suyu çok görüyorlar. Tuvaletin temizliğini bile bizden daha çok önem veriyorlar. Biz bez olmak istemiyoruz, paspas olmak istemiyoruz. Biz itilip kakılmak istemiyoruz. Sonuçta biz de emek veriyoruz. Biz de bu Türkiye için çalışıyoruz. Biz de ailemiz için çalışıyoruz. Biz hırsızlık yapmıyoruz. Alnımızın teriyle çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza helal ekmek yedirmek istiyoruz. Yani biz gidelim, intihar mı edelim, boşanalım mı, şiddet maruzu mu olalım, ne olalım? Eşlerimiz çalışmıyor. Söylediğimiz zaman para yok, iş yok diyorlar. O zaman ne yapalım? İntihar mı edelim? Gidelim başka yerlerde başka kötü işler mi yapalım? Biz istemiyoruz. Namusumuzla, alnımızın teriyle, helaliyle biz para istiyoruz. Çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Çocuklarımızın başka taraflarından dışlanmasını istemiyoruz. Çocuklarımız da değer görsün. Benim 6 yaşında kızım var. Evde bırakıp temizliğe gitmek zorunda kalıyorum. Ve kızım diyor ki anne çalışma diyor. Nasıl çalışmayayım? Ben geçimimi yapmak için ne yapmam lazım? Mecbur çalışıyorum. Eşime boyun eğmemek için, kimseye, erkeklere ezilmemek için biz kadınlar güçlü olmaya çalışıyoruz. Hakkımızı istiyoruz. O yüzden sigortalı bir iş istiyoruz, emek istiyoruz. Mümkünse lütfen rica ediyoruz, biz kadınları küçümsemesinler. Biz küçümsenecek kadın değiliz. Kadın varsa erkek de vardır. Kadın yoksa erkek benim gözümde bir hiçtir. Değildir. Eğer kadını var ediyor, erkeği var eden bir kadındır. Kadın bittiği an bütün Türkiye'de bitmiş oluyor yani. Bu ülkeyi de yönetebilecek kişiler varsa, var edebilecek kişiler varsa, biz kadınlar okuyoruz, üniversite mezunu oluyoruz, bilmem nerelere varıyoruz, ne sıkıntılarla, ne yokluklarla geliyoruz. Biz artık dizimizin üstünde eğilip toz almak istemiyoruz. Biz de emek istiyoruz. Evet, peki. Sigortamızı istiyoruz. Güveniyoruz, peki. Şimdi Sevim Hanım'ı çağırmak istiyorum. Sevim Hanım. Gel merhaba. Veli Bey zaten bizim sağ olsun her şeyimizi konuştu, her şeyimizi anlattı. Aynı sizin söylediğiniz gibi gerçekten biz tacize de uğruyoruz, tecavüze de uğruyoruz, darp da ediliyoruz. Biz sigorta diyoruz, sigorta diyoruz. İnanın size şunu söyleyeyim. Bir günlük sigorta, insanların hepsi internet kullanıyor. İnterneti kullanan da herkes de bunu biliyor, farkında. Sadece internete girecekler 7,5 lira. 7,5 liraya bize sigorta yapacaklar. Günlük sigortamız 7,5 lira. Bunu bile bize çok görüyorlar. Bırakın yani her şeyi bir kenara bırakın. Bizi o verecekleri yevmiyeyi bize vermemek için bizi darp ediyorlar. Kapı dışarı ediyorlar. Verecekleri yevmiyeden bize yemek verdikleri zaman yevmiyemizden kesiyorlar. Yani sigortayı, her şeyi bir kenara bırakın. Biz bu pandemi döneminde biz sizin evlerinize geliyoruz. Pandemi döneminde siz bizi istemiyorsunuz. Benden şey istiyor. Covid testi istiyor. Ben o Covid testini yaptırabilmek için 250-300 lira para lazım bana. Sen bana o parayı ver. Ben Covid testini yaptırayım. Ondan sonra sizin evinize geleyim. Ben sağlıklıyım. Sizin evinizde temizlik yapayım diyeyim. Siz bana güvenmiyorsanız ben size nasıl güveneceğim? Siz beni hasta olarak lanse ederseniz ben sizi nasıl hasta olmadığınızı inanayım. Siz de bana verin o Covid testinizin sonucunu. Ondan sonra ben de sizin evinize geleyim. Herkese bir sürü paralar dağıtıldı. Herkese yardımlar dağıtıldı. Ben size şunu söylüyorum. Ben 5 kuruş yardım almadım. Ben işe gidemiyorum. Ben tek başına bir anneyim ve ben inanır mısınız şu kenara köşeye asılmış ekmeklerden topladım, onları yedim ben. Bu kadar söyleyeyim. Daha ne söyleyeyim ki ben size? Ve ben bu ülkedeyim. Ben bu ülkenin annesiyim. Ben bu ülkenin kadınıyım. Ben ne diyeceğim size daha? Ben eğer şu çöpten ekmek topluyorsam ben gidip de pazardan onun bunun artığını toplayıp evime götürüp yediriyorsam bu ülkeye, bu insanlara ve bu ülkedeki ülkeyi yöneten insanlara hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar. Acar Hanım. Ben bir engelli annesiyim. Ve pandemi döneminde önceleri ev işine gidiyordum. Ve pandemi döneminde gidemedim. Hem şeker hastası kızım hem engelli. Teyzesini bırakıp gidiyordum temizliğe ama şu aralar hiç gidemiyorum. Zaten ben kızımla uğraştığım için kızıma da kendime de ben bir sigortalı iş isteme için
ev işlerinde zaten bir güvencen olmuyor. Bel fıtığıydı, boyun fıtığıydı, meslek hastalığı dersen o sayılmıyor zaten. Ben kızımla zaman geçirmeyle, zaten eşimin işi yok, serbest çalışıyor. Oğlum üniversite okuyor, geçim sıkıntısındayım. Onun için bir güvence, ben kızımla birlikte çalışacak bir sigortalı iş istiyorum. Teşekkür. Var mı başka konuşmak istiyorum? Peki. Bu başka bir şey yok değil mi? Konuşacak mısın? Konuşayım. Sen ev temizliğe gidiyorsun değil mi? Evet. Konuş bir şey. Ne diyeyim? Sorunlarını söyle. 10 senedir temizliğe gidiyorum. Emekliyim. Emekliyim. Emekli maaş düşük alıyorum. Ondan sonra acımı. Kızım üniversite mezunu, iş bulamadık. Yani kendimden geçtim, onu okutmak için mücadeleler ettim. Evim kira. Yani başka diyecek bir şeyim, bir kızım, bir oğlum var. Onlar için çaba sarf ediyorum. Temizliklere gidiyorum yani, yapabileceğim. Bu kadar yani. İş imkanı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Sağ olun. İsmimi yazabilir misin? Tamam, şimdi bakacağız. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Kadın arkadaşlarıma da teşekkür ederiz. Genel Başkanımızın talimatıyla böyle bir broşür hazırlandı. İnşallah Millet İttifakı'nda kadın emekçilerimizin sorunlarını çözeceğiz. Onlar da bu ülkenin onurlu yurttaşları gibi güvenceli işlerde çalışacaklar, güvenceli elde edecekler. Ben tekrar çok teşekkür ederim basın mensubu arkadaşlarımıza. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.